Aloha ve The Binding of Isaac Afterworld Plus'a tekrar hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Continue diyeceğim çünkü biliyorsunuz ki son bir başarımız kaldı. 5 kere üst üste oyun bitirmemiz lazım. Daha doğrusu 5 kere üst üste anneyi yenmemiz lazım. Anneyi yenmek de oyunu bitirmek anlamına geliyor. Diğer geri kalan level'ları da yapacağız anneden sonra. Eden'la başlayacağız çünkü Eden'ın güzel itemları gelirse gayet kolay bir run oluyor. Ondan sonra Azazel yaparız. Sonra diğer karakterleri zaten daha önceki bölümlerde söylemiştim. Ben sırf o resetleme olayına katlanmayasınız diye, uzun süre beklemeyesiniz diye kayıt dışı biraz resetleme yaptım. Ve karşınızda çok güçlü bir Eden'la oyuna başlayabiliriz. B0LEHDHX. Buradaki item odasını da gördüm tabii ki, güzel olsun diye. Sadece active itemımız çok iyi değil. Onun dışında gayet güçlüyüz. Her ne kadar biraz paslanmış olsam bile. Ama burası da çok kötü bir oda ya. Active item konusunda söylediğim her şeyi geri alıyorum. Güzelmiş. Yani ekstra bir şey yapmamıza şu anda hiç gerek yok. Tamamen normal bir run yapıyoruz. Hedefimiz oyunu bitirmek. Sanırım şöyle bir şey yapabiliriz. Çünkü ben sanırım aynı şeyi yapmıştım. Kendi save dosyamda. Kodoro'yu da alıp aşağı inebiliriz ya da negatif alıp yukarı çıkabiliriz. Böylece normalden bir level daha az oynayıp bitirmiş olacağız. Sanırım daha önceki bölümlerde bunu yapmayacağım mı demiştim ben. Yalan söyledim. Yapacağım bunu. Çünkü bir bölüme iki tane run sığdırmayı planlıyorum. Böylece hızlı bir şekilde bitireceğiz başarımı ama hiç düşündüğüm gibi olmadı. Normalde bir kırmızı kalp ve iki mavi kalple başlamıştık ama şu anda bir kırmızı kalp ve yarım mavi kalp var ve bu hiç iyi bir durum değil. Kendimden utanıyorum şu anda. Şuraya bir girip bakacağım. Özellikle şu mavi kalp için buraya girdim. Güzel oldu. Bombamız bol. Pyro aldığımız için 99 tane bombamız var. Üzerine Polyphemus. Itemların ne olduğunu söylemedim bu arada değil mi ben size? 10 altın. Polyphemus var. Pasif itemımız. İlk Eden'ın başladığı item ve item odamızdan Pyro çıktı. 99 tane bombamız var. Gayet hızlı bir şekilde şampiyon Widow'u öldürdük. Tier ve Shot Speed Up. Polyphemus'la mükemmel sinerji. Hızlı bir şekilde atabilirsek gözyaşlarımızı önümüzde kimse kalamayacak. Kimse duramayacak. Gayet güzel olacak. Evet. Çok hızlı atıyoruz Polyphemus'a göre. Bir de Eden'ın başlangıçta tüm özellikleri de değiştiği için sürekli sanırım normalden biraz daha hızlı bir şekilde tier zapımız vardı. Mutlu ediyor beni. Beni çok mutlu ediyor. Tier zap çoğu zaman beni verdiğimiz zarardan çok daha fazla yüksek olduğu zaman tabii ki mutlu etmiştir. Bunu da zaten defalarca söyledim size. Tier zap bana göre verdiğimiz zarardan daha önemli. Ne kadar hızlı attığımız çok önemli, çok. Burada gizli oda olsa var ya. Muazzam olur. Öyle de oldu. Anahtarımız yok maalesef ama en azından. Bir dakika. Glitter Bombs ve Pyro'nun sinerjisi. Güzel olabilir. İçinden sürekli bir şey çıkma şansı var. Glitter Bombs ile bombalarımızın. Gördüğünüz gibi hap çıktı az önce. Yani daha iyi olabilir tabii ki. Hala anahtar yok. Anahtar bekliyordum ben. Burada bir çentik var. Anahtar istiyor. Ne güzel. Devam edebiliriz. Bir çentik daha var. Herkes kendini intihar etti. Gene bir altın sandık. Neler oluyor? Kara borsa. Şu anda o kadar çok şey oluyor ki yetişemiyorum. Lost Contacts yerine göre avantajlı veya dezavantajlı olabilir. İlginç bir görüntü oldu şu anda karakterimiz. Lost Contact gözyaşımızın etrafında koruyucu bir tabaka oluşturuyor. Bu koruyucu tabaka gelen ateşleri yok etmeye yarıyor. Ama işte gözyaşımız biraz daha yavaş olsaydı almazdım. Ama neyse ki hızlı. İyi ki bunu yapmışım.
Altın anahtar çıkacağını düşünmemiştim ama güzel oldu. Şuradan bir item gelsin. Olur. Jumper Cables. Düşmanlara vurdukça şarjımızı arttırma imkanı var. Gold Head mükemmel. Evet, gayet iyi durumdayız. Hızlı bir şekilde bitirirsek bir dahaki run için süremiz olacak. Onu da Azazel'a yapacağız. Azazel'a zaten kolay. Ama buraya da Monstro verilir mi abi ya? Bu kadar küçük bir odaya. Gir içime. Neyse, önemli olan şeytan odası. Hemen şeyi aldık. Yani Humbling Bundle. Yok, Contract from Below bu. Hep karıştırıyorum onları. Contract from Below odayı temizlediğimizde gelen ödülleri çifte yapıyor. Yani daha iyi olabilirdi ama en azından. Gerçi Goat Head var ya. Niye şey yaptım ki? Sorun değil. Telepiz. Power Pill olur. Bu Telepiz. Telepiz'miş bu da ve direkt bizi I Am Error odasına gönderdi. Nadir olan bir şey bu. Bunu patlatalım. Buraya niye gidemiyorum ben? Burada bir bug var. Buraya da gidemiyorum. Up nedir? Petty Fly, çok güzel. Devam edebiliriz. Oradaki, o level'daki şeytan odasına, item odasına veda ettik. Ve boss item'ına veda ettik maalesef. Hapları kullanmak istiyorum ya. Hapları bir kullanalım bakalım ne var ne yok. Addicted. Power Pill kalsın. Explosive Diarrhea. Orada güzel item'lar çıkabilir. Keşke hemen odadan çıkmasaydık. Şimdi 3 tane bombadan bir şey çıkacak. Hemen çıkmasaydık oradan 6 bombadan bir şeyler alabilirdik. Mesela anahtar. Eyvallah. Teşekkürler. Başka bir şey isteseymişim. Peki, hiçbir şey çıkmadı. O da güzel. Bu kadar iyi giderken hani kötü, yani azıcık kötü giden şeylere karşı sitem etmeyeyim ben en iyisi. Yani kendi beceriksizliğime kızıp da şey yapmayayım yani, oyunu haksız yere yerden yere vurmayayım değil mi? Sonra bir şansımızı bir kapatır. Zaten hani polifemus çıktı ya şimdi, hani başka bir özel item çıkma şansı azaldı zaten. O yüzden gözü üzerinde oyunun. Gözü bizim üzerimizde oyunun. Biz bir sakin olun. Item odası güzel item. Pekala. Poke topu güzel bir item değil. Bu da güzel bir item değil. Az önce demiştim ki Polyphemus olduğu için özel bir item çıkma şansı az. Ama Polyphemus ve Mutant Spider çok çok özel itemlar. Çok özel itemlar. Şimdi 4 tane Polyphemus'um var ve hepsi Lost Contact'lı. Gayet güçlü. Yani atlayıcı derecede güçlü. Ne olacak bu işler bilmiyorum. Yani bir şekilde bunun cezası gelecek bir yerden. Hayırlısı. Biraz daha hızlı atabilsem ha oyun. Gerçi bayağı hızlı atıyorum ya. Hem Mutant Spider hem de Polyphemus aldığımızı düşünürsek şu anda bu atış hızım neredeyse hani ikisine oranla soya sütü derecesinde, o kadar söyleyeyim size. Bunu buradan alabilir miyim? Tüh. Gerçi alabilirim, dur. Biraz da menzil lazım. Şöyle bir İlginç bir Ali Cengiz oyunu yapalım. Güzel. Hop. Hop. Bomba. Pekala. Hiç beklediğim gibi olmadı ama sonunda her şey işe yaradı. Stratejimin tam tersi bir stratejiyle öldürdük. Sanırım dokunsam ölecek zaten herkes. Şu anda o durumdayız. Çok iyi bir seedmiş bu. Seed oynamak isterseniz tekrar söyleyeyim. B0LEHDHX. Güzel, güzel seed. Güzel seed. Hop. Devil'ı bitirmiş miyiz ya? Bakalım. Bayağı bitirmişiz. Infested.
Stain çok da sıkıntı yaratmayacak bize. Biraz daha hızlı olmamız lazım eğer 2 run yapmak istiyorsak. Şimdi burada çıkan şeytan item'ı bize bu olanağı sağlayacak. Dark Bomb olabilir. Dark Bomb alalım. Daha güzel bir yerde kullanabilirdik ama Parvopil'i şey yapmak istemedim. Riske atmak istemedim. Oradaki kalbi de Dark Bomb'a aldırabilirdik ama aldırmadık. Sorun değil. Bir sürü yerde bir sürü kırmızı kalp çıkacak. Kalsın. Ha, bir tane daha kırmızı kalp var. İşte bu. Kara borsa sonunda geldi bize. Ve greed. Hayır. Neyse oradaki bomba bir şey yapmadı. Şunları bir patlatalım. Şunu bir patlatayım. Şunu da bir patlatayım, bana gelsin. Evet, sen bize ne vereceksin? Bana sen ne yap biliyor musun? Biraz süremizi... Süremizin... Ay, hemen verdi, güzel. Süremizi zorlayacak diyecektim ama sorun değil. Neyi aldık? More options aldık. Ya da there's options aldık. There's options, boss odasında çıkan item'ı çifte yapıyor ve şuradaki yatağa dokunarak kırmızı kalbiniz yoksa eğer 3 tane mavi kalp kazanabilirsiniz. Güzel bir bilgi bu. Bu bilgiyi hatırlamak hoşuma gitti. Kara borsada aldığımız item da bize gizli odaları gösterecek. Hop. Black lipstick daha iyi. Siyah kalp çıkma şansını artırıyor. Güzel. Siz yerinize durun bir. Yerinize durun demiştim. Ya, hızlı bir şekilde bitirdik. Biz dola. Ama buraya geçemeyeceğiz. That is lost. Yok, that is lost coin diyor. Eye of Greed o. Greed'in gözü. Göz açlarımızdan bir tanesini altın yapıyor. O dokunan altın. O olan altın. Altın olan gözyaşı daha doğrusu. Düşmana dokunduğu zaman altın çıkartıyor. Gayet normal. Anlaşılması kolay. Ben anlatamadım tabi ama anlaşılması kolay. Anlatması zor. Anlaşılması kolay. 10 dakika 48 saniyedeyiz. Uçabilseydim keşke. Oradaki item'ı alabilirdik ama uçamıyoruz maalesef. Brother Bobby neden olmasın? Bu nedir? Agalas. Peki, geber. Hop. Hop. Eyvallah. Bu nedir? The Tower. İşte bu ya. Gayet basit, gayet kolay. Ne yapacağız şimdi? Negatif alıp yukarıya gideceğiz. Negatif yukarı. Böylece sadece Isaac'i öldürüp oyunu bitirmiş olacağız. Bu da bir win streak olacak ve ondan 4 tane daha yaparsak aynı karakterle son başarımızı da, gerçi hani bir şey yapmamız gereken son başarımı da açmış olacağız. Run olarak bir şey yapmamız gereken başarımı. Onun dışında tek yapmamız gereken şey itemlara dokunmak. Dokunmadığımız itemlara hafiften böyle bir dokunmak. Tek kalan şey olacak. 8 tane item vardı yanlış hatırlamıyorsam. Şu anda hiçbirini hatırlamıyorum. Hangilerine dokundum, hangilerine dokunmadım. Onun bir listesini yapacağım bir ara. Daha vaktimiz var. Gerçi bunu kaydederken şu an günlerden 4 Ekim. Bugün bir Edmund Twitter'da bir mesaj paylaştı. Yeni booster pack hazır diye. Şimdi yeni booster pack hazır. Bu demek oluyor ki yeni itemlar geliyor. %1 milyon başarımını etki edecek mi? Hani dokunmamız gerekecek mi gene aynı şekilde o yeni itemlara? Büyük ihtimalle gerekecek. Hızlı bir şekilde bitirirsem booster pack çıkmadan güzel olur. Bitiremezsem yapacak bir şey yok. Mecburen uğraşacağız. Güzel. Şimdi uçabiliyorum ben. Süreyi uzun tutmak pahasına da olsa o item'ı alacağım ben. Çünkü dokunmamış olma ihtimalim var o item'a.
Eye of Greed'e. Ve çok nadir bir item. Gerçi Greed modda falan çıkıyor ama. Bu arada yolumuzun üzerindeki anahtarları da aldık. O da güzel. Lanet odasına girmişiz. Gizli odadaydı sanırım. Etrafı dolaşmıyorum bile bak. Bombayı bırakarak oraya gidiyorum. Steam Sale. İyi ki gelmişiz buraya. Dükkan neredeydi? Dükkan aşağıda. Dükkanda ne vardı? O var bir de. Dükkandan bir şey almış mıyım? Almışım, şey almışım. Black Candle almışım. Konuşurken söylemeyi unuttum. Artık lanet yok ve bir tane siyah kalp verdi. Değiştirme makinesi var mıydı hatırlamıyorum. Gene bir bakalım. Bir şey kaybetmeyiz. Belki de ucuza bir item de alırız. Kalp aldık. Devam edebiliriz. 13.48'de. 13.50 diyelim. 13.50'de. Necropolis. Necropolis. Necropolis 2'ye geldik. Evet. Alayım. Canlarımız full. Anahtar dilencisini patlattık. Siyah kalp. Alırım. Şimdi süper gizli oda genelde boss odasına yakın olduğu için oraya doğru gideceğim. Hızlı bir şekilde bitirmek için. Yani 30 dakika içinde bitirebilirsem gayet iyi olur. Çünkü bir 30 dakika daha bir dahaki run için. Gerçi Azazel run'ı 30 dakika sürmez diye tahmin ediyorum ama göreceğiz. Merhaba. Bir Steam Sale'ler çıkarsana. Vallahi çıkardı. CD tekrar söylüyorum. B0LEHDHX. Altın almaya gerek yok artık. Şimdi tüm süre kısıtlamalarını camdan aşağı atıyoruz. Dükkanı bulmamız lazım. Dükkan bizi bekliyor. Serpent's Kiss çok güzel. Umarım arkada değildir. Böylesi daha iyi oldu. Evet işte burada. Her istediğim şey çıkıyor. Bir de üzerine şey olsa şimdi. Neydi onun ismi? Ristak. Oyunu kırardık. Vallaha var. Abi. Şaka mı bu ya? Şaka herhalde. Kırdık. Yani hiç beklemiyordum kırmayı ama kırdık. Sanırım bak bu kompostu sanırım almamıştık. Almadığımız itemlar arasındaydı. Almadığımız itemları böyle alabiliriz belki. Her şey sıfır. Ne olduk? Serafim mi olduk? Yo anne olduk. Broken modum. PhD. Tear detonator. Vallahi kırdık ya. Bombs are key. Peki. Şu an çok ilginç hissediyorum kendimi. Kırmanın verdiği şaşkınlık ve heyecan iyiymiş, hoşuma gitti. Üzerine bir de blank card çıktı tabii ki. Potato peeler. Placebo. The battery. Kaos. Hayır değişecek, her şey değişecek. Itemlar burada artık. Çok uzun sürmese keşke. İmam. Runeback. Mom's coin purse. Demin'in kafası. Bir dakika şimdi dur. Agalas. Alcis. Yani bir tanesi yer olsaydı direkt blank kartla giderdim oraya. Judas'ın gölgesini aldık ama ölmeyiz büyük ihtimalle. Şöyle kırmızı karttan kurtulalım. Karttan ne? Joker. Dur. Böyle gideceğiz. Ama yani çok şey oldu be. Çok ucuz oldu be. Vallahi. Bu kadar ucuz olmaması lazımdı. Kırdım yani bildiğin kırdım. Kırdım. Kırıştayız. Banfriend'i aldık. Büyük ihtimalle süper ban. Sanırım
2-3 şekilde birden kırdık şu an. Ace of Clubs, Two of Diamonds. Bana ne dokundu bana? Euthanasia. Speedball. Ne olduğunu göremiyorum bile artık. Kaos. Kaos. Gerçekten kaos yarattı şu an. Shade. Missing Page 2. Guppy'nin kafası. Bir de Guppy olalım, buradan çıkalım ondan sonra. Abi. Tamam. Spanla mı olduk? Pay to play. Lucky Food. Mega Blast. Tamamdır abi, gidelim. Mama Mega'yı kullanmıştık burada, o yüzden. Şunu da alayım. Geçmiş olsun. Aa, ölmedi. Az daha bak şeye gidemiyorduk ha. İki tane boss rush kapısı açıldı. Bunu da ilk kez görüyorum. Bunun şeyini almam lazım. Screenshot aldım burada. Bu sefer değil, tamam, bugmuş sadece sanırım. Bakayım burada bir şey var mı? Bu ne? Soft Hearts. Bomb Bag yok. Tamam. Gidebiliriz. Kaos olduğu için şeytan odası artık bizim için bir şey ifade etmiyor. Blank Card Joker demiştim ama çok da önemli değil. Mega Blast'ı görünce her şeyi unuttum. Gidebiliriz. Ya aslında daha da orada kalabilirdim ama sırf ikinci run'ı yapayım diye şu anda hızlı bir şekilde bitirmemi izliyorsunuz. Au. Berkano. Bir tane daha run vardı, onu almam lazım. Pörtro olur. Pörtro diyorum, olur diyorum. Skolaximo. Başka kim olabilir? Ya ağzını burnunu kırarım senin, bir sakin ol. Ha, böyle olması daha iyi, boşver. Geber git. Hala ölmedi, bir pikselle hayata tutunuyor hala. Hayat dolu bir boss. Mystery Sack ve Bomb Bag. Devam. Gayet hızlı bitireceğiz. Ama işte 8 dakikamız kalmış. Dur bakayım. Düz gidelim. Sanırım durdurak bilmeden şarjımızı doldurabileceğiz. Geçmiş olsun. Şimdi aklımda şöyle bir şey var. Bunu yaptığım için inanamıyorum kendime ama. Bunu istiyorsunuz biliyorum. İçinizden istemek geliyor bunu. İçinizden bunu yapmamı istiyorsunuz. Evet, doğru kurdum cümleyi sanırım. Bilmiyorum, o kadar değişti ki her şey şu anda beynimde. Virüs. Kapı olduk ayrıca üzerine, güzel. Fate. Anarchist Cookbook. Little Chest. Bobby Bump. Ivy Bag. Belki almadığımız itemler alırız diye şey yapıyorum ya. Hadi Curse of the Tower'ı da alalım. Ventricle Razor. Eucharist. Dad's Lost Coin. Mr. Boom. Guppy's Tail. Forget Me Now. Remote Detonation. Evet, kaosa başladık. Forget Me Now'ı kullanmamam lazım yanlışlıkla. Riketto. Tam kahvaltı çıkmıyor, ne güzel diyecektim. Kahvaltı çıkmaya başladı. Sanırım burası kahvaltı oldu artık. Ha yok. Bak, bunu almamıştım sanırım. Yok. Bunun aktif olanını almamız lazım. Lil Delirium değil de Delirious item'ını almamız lazım. Guppy oradaydı değil mi? Şu ne? Son Guppy item'ı. Yo, bir tane daha var. Guppy's Hairball var. Kuru köpeği kullanacağım. Ama dur. Şey gidecek, dur. Mega Blast alalım. Pentagram tabii ki. Active item var mı burada? Active item yok, bırakamıyorum bunu. O zaman şöyle yapalım. Okay.
Scatter Bombs, Hot Bombs, Broken Stopwatch, Bomber Boy, sürekli bomba itemleri çıkıyor. The Mark. Almadığım itemleri versene bana. Leviathan. Halo of Flies. Infamy. Butterbean. Bence bitirelim yavaş yavaş. Soul. Hard Mushroom. Bu arada Polaroid'i aldık değil mi? Polaroid'i alıp aşağı inecektik. Bir tane daha kahvaltı çıkarsa bırakıyorum. Hadi bakayım. Hadi güzel item. Evet, bir tane daha kahvaltı çıkıyorsa bırakıyorum demiştim. Mega Blast'imizi alalım. Uzayalım. Ha bir dakika, Pertra var. Bir dakika dur. Güzel, güzel, güzel. Steven. Ha, kırmızı kartlar geri gelmiş ya, tüh. Fangai. Şurada bir, ah be, onu aldık yanlışlıkla, tüh. Curse Day'ı aldım ya. Peki. Bamboyu da alalım. Gideceğim demiştim ben ama gitmiyoruz. Burada kaldık. Bıçağı alırsak Curse Day'ın etkisi gidecek. Güzel. Hive Mind da güzel oldu. Missing No'yu almıyoruz, tamam. Son devam etme işaretimiz çıktı ortaya. Mega Blast nerede? Mega Blast'ı değiştirdik sanırım. Nice. Peki. Ölelim mi? Ölüyormuşuz bir de. Pekala. Şöyle yapalım. Direkt bombalarla öldüreceğiz kendisini. Au. Güzel. İlk kez böyle öldüreceğim Delirium'u. Haşı. Saldır. Kaos. Yıkım. Ölüm. Kaos. Vay anasını. Güzelmiş. Abi bu oyunu bu yüzden seviyorum işte ya. Ya hiç düşünmediğim şeyler oluyor. Hiç. Bunun planını hiç yapmadım. Planlamadan böyle şeylerin olması çok güzel bir şey. Bu arada bir tane Joker kartı görmüştüm. O Joker kartını almamız lazım. Ölsene. Eyvallah. Magician. Two of Spades. Judgment. Two of Diamonds. Justice. Devil. Aşağı ineceğiz bu arada. Unutmamak lazım. Joker. Joker bizim melek odasına gönderdi ve melekle savaşacağız. Kısa bir savaş oldu. Lankton. Üh ya, şey olmadı. Earth Roller diye düşündüm. Joker'imizi geri alalım. Devam. Aşağı ineceğiz. Joker gitti mi bu arada? Joker gitti sanki. Gitmemiş. Peki. Nerede olduğunu biliyoruz boss'umuzun. Direkt boss'a kaçıyoruz. Ace of Diamonds, Pertro. Bambo ve neydi? Neyboy? Aha! Vallahi oyun kapanacak herhalde. Durdu, oyunum durdu. Bir dakika. Super Bomb. Super Bomb kesin oyunumu batırdı. Okey. Yokuşu çıktık, tamamdır. Niye böyle oldu anlamadım. Bayağı herhalde Matrix şu anda sıkıntı yaşıyor. Houston, bir problemimiz var. Alayım. Hadi alayım seni, hadi. Hadi. Hyper itemları çıkıyor. Berkano, Dagaz. Şunlar atacakları şeyleri bir atsınlar bakayım ya. Bir çıkarsınlar her şeyi. İçindeki kötülükleri çıkarsınlar bir.
Herhalde bir 10 dakika sürecek. Hadi, hadi. Vay anasını. Bayağı mavi kalp varmış içinde. Nereye soktun o kadar mavi kalbi? Devam ediyor. Hala devam ediyor. Sandıklar başladı şimdi. Yok, açmaya devam edersem sanırım devam edecek hala o da. Hayır. Kaos. Bitirelim. Bunu bitirelim bence. Bitmez bu iş. Güzel kırdık. Hala devam ediyor çıkarmaya. Güzel kırış. 10 üzerinden puanım 9 kanka. Hop. Şimdi ilk win streak'imiz bu. Tamam mı? 30 dakika. Biraz 30 dakikanın biraz üzerinde. Sorun değil. Şimdi rerun yapabiliyoruz gördüğünüz gibi. Açtığımız için. Win streak 1. Eden tamam. Azazel. Hadi bakayım. Hard yapmamıza gerek yok. O yüzden normal yapıyorum. Resetlersek streak'imiz bozulacak. O yüzden resetlemiyoruz. Yani şimdi oyunu bu kadar kırmışken üzerine Azazel'la başlamak çok... Yani çok ameli oldu ama yapacak bir şey yok. Azazel'da OP sayılır. Tek yapmamız gereken menzilini yükseltmek Azazel'ın. Bill gördüğü ne kadar şirin de olsa şu anda bize çok bir yararı yok. 04C8N4PT. Az önceki seed ama bayağı patlayıcı bir seed'di. Tavsiye ederim şiddetle. Kırmanın kralını yaptık. Yani bir şaheserdi. Kırma konusunda şaheser bir seed'di. Tavsiye ederim. Güzel. Mystery Sack. Ne çıkacağı belli olmaz. İhtiyacımız olan bir anda bir anahtar. Bir bomba çıkartabilir. Item odasını gördük. Burada bir gizli oda var bence. Burada bir gizli oda var bence. Peki. Widow. Gene bak ilk baştaki... Bir önceki level'daki ilk boss. Aynısı. Şampiyon video. Alayım mavi kalbi. One Mixed Azure. Amnesia. Addicted. Hiçbiri bir işe yaramıyor. Devam edebiliriz. En azından Amnesia'nın hangi kart olduğunu öğrenmiş olduk. Güzel. Sanırım bir önceki level'dan daha hızlı bir şekilde bitirdik bir önceki daha doğrusu bir önceki run'dan daha hızlı bitirdik ilk level'ı. Azazel'ın ne kadar yani ilk level'larda en azından ne kadar OP olduğunu gösteren bir gerçek bu. Yani şimdi easy mod dediğim zaman alınmayın sakın. Azazel gerçekten easy mod. Peki Mom's Perfume Tear Delay sınırını bozan bir item. Yani 5'in altına inebiliyor. O yüzden çok hızlı bir şekilde. Gerçi Azazel'ız. Bir şey fark etmeyecek ama ah. Acıdı. Eyvallah, bu hoşuma gitti bu. 5 altında çok bir şey alamayız. O yüzden anahtarımı saklayacağım. Yani 3 dakikanın altında eğer ikinci level'ı bitiriyorsanız OP'dir karakteriniz. Bu kadar söyleyeyim. Başka bir şey demeyeyim ben size. Siyah dışkılar zarar da veriyor düşmana. Bilginiz olsun. Unuttuysanız eğer. Her zaman verdiğiniz zararı maksimize etmenin yollarını aramanız lazım. The Halo bir tane kırmızı kalp verecek. Dark Bomb mı alsak yine? Çünkü Delirious item'ı yanlış hatırlamıyorsam melek odalarında çıkıyor. Ve zaten benzemiyordu Delirious'a. Ve aktif item Delirious. Lil Delirium'la aralarında farklar var. Benzer de olsalar. Ve benim için en büyük fark şu anda Lil Delirium'u almış olmam. Delirious'u henüz alamamış olmam. Çünkü gayet nadir bir item. Bayağı nadir. Mavi kalp verseydin keşke Dark Bomb. Boşu boşuna yiyorsun kalpleri. Kalbimi çaldın. İkinci anahtar. Altın anahtar. Güzelmiş.
Eyvallah. Şimdi bak bunu yaptın beni. Affettim seni şu an. Şu an affettim. Guppy olursak gerçekten işimize yarar. Bu level'da, daha doğrusu bu run'da Delirium'a gideceğimizi zannetmiyorum. Az önceki run'da Delirium'a gitmeseydik şu anda büyük ihtimalle yarı yolunu tamamlamıştık buranın büyük ihtimalle. Belki de 3 tane run yapabilirdik ama sorun değil. Pişman değilim. O kadar güzel bir kırmadan sonra hiç pişman değilim. Peki daha da kırılabilirdi. Keşke başka zaman denk gelseydik ona. Hiç sorun değil. Bir önceki randa aldığım itemlar alıyorum sanki sürekli. Hep. Item odasını bulaydık keşke. Bence item odasını bulmaya gidelim. Zaten başka gidecek yerimiz yok. Burada. Çok güzel. Capricorn. Gene bir all stats up. Önemli olan kırmızı kalp ve bu kırmızı kalp karşılığında alabileceğimiz muhteşem şeytan odası itemi çıkarsa. Oktandır Brimstone gelmedi. Brimstone gelsin ya. Teşekkür. Ölmeyeceğimiz hemen hemen aşikar. Güzel. Bir Brimstone'la bunları öldürebiliyoruz. Gayet güçlüyüz. Kart üretme yöntemimiz de var. The Fool kartımızla Boss Rush'tan item çalacağız. Yani şu anda neredeyiz? Blood Case 2'deyiz ve 5.5 dakika olmuş arkadaşlar. Daha ne diyeyim yani? Daha ben ne diyeyim? Kim bana dokundu? Kim bana dokunuyor? Biraz dikkatsiz olmaya başladık. Infestation 2 güzel ama daha güzel. Gel alayım ya. Bence şansımızı zorlamayalım. Bize menzil lazım. Şu anda bayağı küçük menzilimiz. Kısa. Her ne kadar all stats up itemları alsak da nedense kısa. Magic Mash. Magic Mash. Peki. Hayır. Hayır. Ya. Oyun bozan ya. Zalim oyun bozan. Sen de bu büyü de yalan. Gelip de bir tanem olmaya ne hakkın var? Yalına buradan selamlar. Lise yıllarımın. Lise yıllarındaki genç kızların sevgili rüyası. Bilemeden aldım onu. Çok da sıkıntı olmaz. Brimstone zaten. Brimstone'la çok bir... Yanlışlıkla kullandım ben onu. Heyecan yaptım. Neyse ki burada bir tane daha yedeği var. Elim kaydı. Şeytan odası itemından güzel bir item bekliyoruz. Mesela Brimstone'un full versiyonu. Süper olurdu. Alsın kırmızı kalp. Abi istediğim her şey çıkıyor. İlginç, çok ilginç. Çok ilginç. Vallahi çok ilginç. Uzun zaman sonra acaba hile geri mi döndü? Yok, hile yok. Gayet şanslıyım bugün. Umarım oyunun bana yaptığı bu kötü bir oyun değildir. Çünkü mesela 4 başarım galibiyet
serisi yakalayıp 4 kere. Beşincisini de dağıtabiliriz. O kadar gelip de beşincisini batırmak gerçekten çok acı verirdi açıkçası. Hani 4 level'da 4 randomanın mükemmel itemlar verip de beşincisinde uf. neler oluyor? Korkuyorum şu anda. Bu hiç hayra alamet değil bu. Abi Mutant Spider çıktı ya. Hayatımdaki en şanslı bölüm diyebilirim buna. Çok garip. Fazla garip. Korkutucu derecede garip. Yani hayatımda verdiğim bütün sadakaların toplamı mı acaba bu? Şu anda direkt otopilottayım, hani hiçbir şey istesem bile ölemem büyük ihtimalle. Çok ilginç. Çok 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 ilginç. Güle güle. Peki. Bir de üzerine kalp üretme yöntemimiz olsun bir de. Neden olmasın? Hem Dark Bomb vardı, bir de üzerine Satanic Bible olsun. Fazla kalp göz çıkarmaz. Ve üzerine sinek ve örümcek ordum var. Degas. Degas da olur. Hierophant geldi üzerine. Başka güzel item mesela şu anda çağırıyorum abi. Neyi çağırayım? Çok mükemmel bir item. Ne olabilir? Mesela Tears Up. Soya sütü çıksın. Sırf işimi zorlaştırsın diye alacağım. Ha, buna dokunmamıştım. Buna dokunmadım. Telekinesis'i dokunmadığımı hatırlıyorum. Ne yaptığını henüz çözemediğim bir itemlardan. Plan kart. Tabii. Neden olmasın? Burada bir Pandora'nın kutusu var. Korkuyorum. 16 varmış orada. Mesela karşıma çıkan ilk kötü item'i alacağım. Normalde almayacağım bir item alacağım. Sırf işimi zorlaştırsın diye, heyecanlı olsun diye. Yapacağım bunu. Missing No çıksın mesela, alacağım. Joker. Pekala. Lock up. 10. dakikada buradayız. Bir vuruşta öldürmem lazımdı. Bırak. Kapat. Almazsam ayıp olur. Şu anda Brimstone lazerimizin etrafında normal bir lazer var ve yanlış yere atıyorum sürekli. Geçmiş olsun. Kısaca ölüm lazeri diyebiliriz buna. Direkt ölüm yani. Ölümün içine, ölümün gerçekleriyle yüzleştiriyorum. Yüzleştiriyorum düşmanları. Ay, hayat. Hayat çok garip hayat. Hayat çok ilginç. Şey oldu ya. Metal Slug oynayanlar varsa aranızda bilirsiniz. Hani karakteriniz zombi oluyordu da bomba atmak istediğiniz zaman böyle kırmızı bir lazer fırlatıyordu ya. Aynı o. Gördüğünüz gibi. Vay, kalplerim de çok simetrik oldu. Her şey yoluna gidiyor. Beni rahatlatması gerekirken bu gerçek çok beni şu anda sıkıntıya sokuyor şu an. Gelecekte sanki bunun cezasını çok kötü çekeceğim. Çok güldük, başımıza bir şey gelmesin olayı şu anda. Ölemedi bak. O kadar da güçlü bir boss.
Hayır, zarar görmemem lazım. Beyaz kalbi de almayacağım. Peki. Güzelmiş. Tier up yeterli. Bu arada tier delay'imiz 54. Nasıl? Şey çıksın, ne çıksın? Monstro'nun akciğeri çıksın. Nedir bu? One up. Peki ölürsek? Bir şey olur da ölürsek çok. Yani direkt ya öleceğim bir senaryo düşünemiyorum şu anda. Ölebileceğim bir senaryo düşünemiyorum hani. Hem aynı anda hem haş hem delirium hem ultra grid bile çıksa karşıma sanırım çok kısa bir şey çok kısa bir sürede hepsini alt edeceğimden hemen hemen eminim. %98 eminim. Burada bir dakika Curse of the Blind vardı değil mi? Artık yok. Lanetler bile beni durduramaz. Bir de Guppy olsaydık be. Ha? Ama gerçekten bu öyle böyle bir şans değil. Neredeyse kendim bile inanacağım hile yaptığıma. Bu yani akıl kârı bir şey değil bu. Yani normal kendim oynarken bile bu kadar şanslı olduğum üst üste 2 run yapmadım. İlk level'da kırdık. Bir de üzerine şimdi burada aşırı OP'yiz. Yani söylenecek söz yok artık. Ha, beni biraz zorlayacak tek şey lanetti. O lanet de yok. Artık. O da zorlamaktan ziyade canımı sıkacak tek şey. Bak altılı olsaydı kesin alırdım. Değiştirsin beni diye. Ama sadece sanırım itemları değiştiriyor. O yüzden çok da önemli değil. Dörtlüler item'ı değiştiriyor. Bir olsaydı D4 etkisi yapacaktı. Direkt değiştirecektim kendimi. Sırf hani heyecan olsun diye. Yapacaktım bunu. Üzerine bir de Holy Mantle veren trinket aldık. Almayayım sağ ol. Ben böyle iyiyim. 20 dakikanın altında bir sürede herhalde bitireceğiz. Olayı da aldık. Aşağı ineceğiz. Yani normalde yukarı çıkmamız lazım biliyorsunuz. Yanlış anlamayın. Sırf hızlı bitsin diye böyle yapıyorum. Bunlara gerek yok artık. Almıyorum bile düşünün yani. Tek görmek istediğim şey boss. Boss'un ölü bedeni ve başarımı olan yoldaki atacağım 5 adımdan ikincisi. Tek görmek istediğim şey o. Bir de Pertro olsa güzel olur. Pekala. Able alalım hadi. Hadi alayım hadi. Hadi alayım hadi. Benden daha güçlü zaten Able da. İşimi zorlaştıracağım demiştim. Gene Able alarak düşmanların kaderini mühürledik. Hop. İyi kaçtım. Daha ben ne diyeyim abi şimdi? Ne dememi bekliyorsunuz? Yani sözün bittiği yerdeyiz. Siz konuşun ben dinleyeyim. Artık ben ne diyeyim bundan sonra? Üf be. Ha yok bozulmayacak. Kalp görüntüm bozulacak diyecektim de Holy Mantle sayesinde bozulmadı. O bile bozulmuyor düşün yani. Vay be. Sırf eğlencesine Delirium'a giderdik ama
Süremiz maalesef kısıtlı. Bir saatin altında yapmayı ideal buluyorum Isaac için. Yani bir saatte iki run izlemenin izlediğiniz için mutlu olmanız lazım bence. Şuradan gitsek iyidir. Ya da değildir. Hiçbir şey yapmadım bak. Brimstone'um şarj olana kadar örümceklerimi öldürdüm. Holy Mantle'ım gitti. Nasıl öldüreceğim şimdi ben Satan'ı? Yazık oldu. Ama bir önceki run'la benzer item'lar ya baya. Bir önceki run'da Mutant Spider vardı, Steam Sail vardı. Başka ne vardı? Bir şeyler daha vardı. İşte Lil Gördü vardı. Ehvazı kullanayım mı? Şu Blank Run'ı kullanacağım. Eğer ehvaz yaparsa aşağı ineceğim. Gerçi burada işe yaramıyor değil mi? Doğru. Sorry. Vay be. Sen bu hallere düşecek adam mıydın? Şeytan. Yazık oldu vallahi. Acıdım şu an. One shot, one kill. Geçmiş olsun. Uzun zamandır görmediğimiz bir sondu. Güzel, hatırladığımız iyi oldu. İki tane win streak'imiz var şu anda. Sonradan devam edeceğiz. Kimi yaptık? Hatırlayalım. Eden ve Azazel yaptık ve çok 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 mükemmel iki run yaptık. Hayatımdaki en şanslı bölüm demiştim zaten. Gerçekten de öyle. Ve daha şanslı bir bölüm kaydedeceğimi zannetmiyorum. Gerçekten zannetmiyorum. Bir dahaki karakterlerimiz ne olur? Söyleyeyim. Cain, Eve ve Judas olur. Yani en güçleri onlar benim gözümde. O yüzden onlarla devam edeceğiz. Çok güzel bölümdü. Ben çok eğlendim. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Uzun günler ve hoş geceler.